Merhabalar efendim, Sahici Sohbetler sezonun ilk programıyla karşınızdayız. Sizler de bilirsiniz, bizim bütün konuklarımız özeldir ama ilk program olduğu için hem benim için hem Kıbrıs Türk toplumu için çok özel bir konuk olsun istedik. Bugün konuğumuz Halkın Sesi gazetesi sahibi, Doktor Fazıl Küçük Vakfı Başkanı ve de Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Mehmet Küçük. Hoş geldiniz. Ayağınızın uğurluğuyla geliniz inşallah. Sağ olun. Hoş bulduk. Gerçekten babanız ruhu şad olsun. Kıbrıs Türk toplumu için özgürlük lideri olarak tarihe geçmiş bir şahsiyet. Siz de onun bayrağını çok güzel taşıyorsunuz. Halkın Sesi gazetesini geçmişten bugüne miras olarak getirdiniz. Şimdi de kurduğunuz vakıfla babanızın gelecek kuşaklara tanıtılması için misyon üstlendiniz. Kutluyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ama Mehmet Bey, şu anda biz zamanı şimdi de durduruyoruz ve zamanda yolculuğa başlıyoruz. Hazır mısınız? Hazırız, hazırız. Şöyle böyle hatırlayabileceğiniz ilk yıllara gidin. Hafızanızın olayları anlamaya başladığı yıllara gidin. Kaç yaşındasınız? Şu anda 72 yaşındayım. O yıllarda, zamana gittik. O yıllarda herhalde 5-6 yaşına dönebiliriz. Peki 5-6 yaştan başlayalım. Nasıl kare var karşınızda? 5-6 yaşında surlar içerisinde, Lefkoşa'da surlar içerisinde yaşıyoruz. Tamamıyla Türklerden oluşan bir mahalle. Ve orada çok samimi, çok iyi dostların olduğu bir yer. Ve orada işte sokakta oynuyoruz. O zaman trafik yok. Tekke bahçesinde oyun oynuyoruz. Komşu çocuklarına. Anaokuluna gidiyoruz. Anaokulu var o zaman. Anaokuluna gidiyoruz. Ve tabii 55 yılına gelince, 8 yaşına ya daha doğrusu 7 yaşına gelince işte EOK var. 31 Mart gecesi patlayan bombalar var. 8 yaşta bunlar var. 7 yaşında. 1958 7 yaşında. Bunlar var. Ve tabii yine de o samimi hava değişmiyor ama daha tedbirli. İnsanlar daha belli oluyor ki daha rahatsız. Yani tabii Doktor Fazıl Küçük'ün oğlu olmaktan dolayı da korunmak mecburiyeti var. O yıla kadar öyle bir şey yok ama 55'ten sonra EOK'tan sonra mahalle de korunuyor. Ev korunuyor. Bizler kardeşimle ablamla korunuyoruz. Ve maalesef o çocukluk yıllarını böyle tedirginlikte pek rahat geçirmedik. Yani korkunun gölgesi hep ensenizde bir evet. Hayat diyebilir miyiz evet, o döneme? Evet. Peki babanız sahada ne yapıyor o sıralar? O sıra doktorluk yapıyor. Artı gazetecilik yapıyor. Artı da tabii dava adamlığı. Liderlik yapıyor. Üçünü bir araya koyup geceli gündüzü çalışıyor. Biz o zaman babamı pek fazla görmüyorduk. Aynı evde kalmamıza rağmen o zemin katta doktorluk yapıyor. Sabah saat 6-7'den sonra sabahdan bahsediyorum. Başlıyor. İşte hastalarını görüyor. Ondan sonra arada Kıbrıs davası için gereken şeyler varsa köy ziyaretleri yapıyor. Mitingler yapıyorlar. Onların organizasyonlarını yapıyor. Gecede gazetecilik. Halkın Sesi gazetesi tabii 1942 yılında kurulmuş. 57-58 yıllarında epey bir yol kat etmiş. Misyon yüklü bir gazete zaten Halkın Gazetesi. Yalnız bu doktorluk kısmında konuşmak istediğim bir şey var. Babanız haftanın bir günü ücretsiz hasta bakarmış, değil mi? Cuma günleri. Cuma günleri. Evet.
Hiç tanıklık ettiniz mi oradaki kalabalığa, gelenlere? Tabii. Biraz o cuma gününü anlatsanıza. Tabii o zaman şeyler vardı, numaralar vardı. Tabii ilkel bir şekilde yazılmış. Tenekelerin üzerine, şöyle padişah tenekelerin üzerine yazılmış 1, 2, 3, 4 diye numaralar yazılmış. Onlar da bir telin içerisine geçirilmiş. O görevi yazın ben yapardım. Okul tatil olduğunda. Çok evet, güzel. Okul tatil olduğunda ama çok erken kalkmak lazımdı. Babamla beraber uyanmak lazımdı. Tatil olmasına rağmen benim için çok zevkli bir şeydi. İnsanlara yardım ettiğim yani şey yapıyordum. Sıra numarasını siz veriyordunuz. Evet. Kapıda gelenlere sıra numarası veriyordum. Ondan sonra babamın yardımcısı vardı, Hüseyin Bey. O da numaraları çağırırdı. Numaraları geri alırdık. Ondan sonra bir daha sonrakini çağırırdık. Böyle cuma günleri sabahtan öğleyin saat 3'e 4'e kadar bu devam ederdi. Tabii onun sebebi de köylüler mahsullerini satmak için, alışveriş yapmak cumaları için. Cumaları geliyorlardı. Tabii devlette olan işlerini halledemiyor. Cuma günleri gelirdi. Onun için cuma günleri bütün köylerin otobüsleri gelirdi. Ve otobüsler de belirli bir saat köylere geri dönerdi. Onun için işte sabah geldiği saatten, otobüsten geldiği saatten gittiği saate de babam meccanın ücretsiz bütün gelenler bakardı. Şimdi zamanda akacağız, ruhları şad olsun diyeyim. Bunun da yeri geldikçe konuşacağız ama anneniz Süheyla hanımefendiyi de hastası olarak tanımış babanız. Evet. Ve de görür görmez aşık olmuş. Evet. Biraz onu anlatsanıza. Onu dinledik çünkü kendilerinden. Evet. İşte tam olarak hatta dizenteriydi galiba hastalığı. Dizenteri. Evet. İşte tabii olduğu için dedem, annemin babası fakir olduğu için işte haplarla filan eczacıdan alacakları ilaçlarını filan geçirmeye çalışmışlar. Hatta ilk başta işte bizim dediğimiz koca karı ilaçları derler ya işte onlarla şimdi geçirmeye çalıştılar. Şimdi alternatif tıp diyorlar. Alternatif, evet. Modern ismi alternatif. Modern ismi oldu. Evet. Onun için çağırmamışlar. Ve en nihayet artık ciddi olunca çağırmışlar. Babam da demiş ki dedeme, ya demiş ölmesini beklerdiniz ya. Demiş beni çağırmak için. İşte tabii hallerinden belli. İki göz odada 6 kişi artı dedenine kalıyor 8 kişi. Belli ekonomik durumlarından. İşte rahmetli de ondan dolayı şey yapmış, söyleyin kolaylık yapmış. Gitmiş gelmiş. Annem iyileşeneye kadar ama iyileştikten sonra da işte iyileşene kadar da birbirlerine aşık olmuşlar. Aşık çok güzel o yani. Ben bilginç bir şekilde hayatta hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inananlardanım. O gün aslında bir tarihin kader ağlarını ördüğü bir kare var orada. Evet. Yani dizenteri hastası, yokluklar içinde bir genç kız ve kendini topluma adamış bir doktorun yol kesişmesi. Dizenteri bahane olmuş. Evet. Yollar kesişmiş. Sonrasında da o evden çıkan anne çok zeki bir kadın. Kendini çok yetiştirmiş ve bu süreçlerde o anlattığınız yıllardaki anne figürü evde nasıl? Anne hem anne hem baba. Çünkü baba yok. Baba yok. Bayramlarda yok. Bayramlar fırsat bilerek Ankara'ya gidiyordu. Tatil günlerinde yok. O zaman cumartesi zaten okul vardı, çalışıyordu. Pazar günleri yok. Onun için annem hem anne hem babaydı. Biraz daha otoriter olması gerekirdi. Çünkü tabii çocuklar küçük. Pek evden de dışarıya çıkamıyoruz. Onun için biraz otoriterdi. İyi organizatördü. Yani bizim yetişmemiz için aldığımız dersler, okuduğumuz kitaplar,
katıldığımız aktiviteler filan. Çünkü kendisi de çocukken düşünün siz tiyatroda oynardı. Tiyatro varmış. Dağların Kızı diye bir Dağların şeyde. Kızı. O da Dağların Kızı'nın rolünde oynarmış. Teyzem de öyle. Teyzemin eşi eniştem de. Hep bunlar çok aktif, çok sosyal. Çok söyleyeyim böyle sanatla iç içe olan insanlardı. Annem pek işte şey olmamasına rağmen, tahsil olmamasına rağmen kendi kendini yetiştirdi. Ve her gece muhakkak kitap okurdu. Muhakkak vakit bulduğunda. Biz her zaman ona iyi geceler deyip gittiğimizde kendisini muhakkak kitabıyla bulurduk. Ne güzel bir rol model. Her gece. Her gece kitap okurdu. Hatta gündüzleri vakit bulduğu zamanlar da olurdu ama o da pek fazla vakit bulamazdı. Çünkü o da babamdan dolayı epey aktivitelere katılırdı. Kadınları bir araya getirirdi. Belirli yerlere kadınları köylerde bu kırsal bölgelerde olan kadınlara gider onları organize ederdi. İşte böyle. Yani şu ana kadar anladığım siz 8'li yaşlara kadar bir aile ruhu şad olsun kız kardeşiniz Pembe Hanım da dahil dördünüzün bir masa etrafında oturup çekirdek aile olarak yemek yediğiniz hiçbir anı yok galiba yoktu. Değil mi? Yoktu. Babamla beraber olduğumuzda zaten yalnız olmazdık. Çünkü öğlen başkaları olurdu. Diğer kasabalardan gelen toplum liderleri ve hatta ileri gelenler diyelim. Onlar geldi mi muhakkak yemeğe kalırlardı. Çünkü o zaman restoran falan da yoktu. Onun için yemekte evde ağırlarlar. Hep başkaları. Evet, evde ağırlarlardı. Onun için öğlen onlar vardı. Akşam da işte gündüz göremedikleri veya görmek istediği de konuşmak istediği kişileri davet ederdi rahmetli. Onlar konuşurken zaten konuştuklarını pek bir şey anlamazdık ama çocuk yine de işte öyle. Peki 55 yılı başladı. Yıl 58'e geldi. Hı. Olaylar biraz 58'den başlayalım. 60'a doğru gidelim. 58'den itibaren hayat nasıldı? Daha rahattı yani Kıbrıs tabii anlaşmalar 59'a falan dayanır ama o zamanlar artık Türkiye Kıbrıs davasını epey ciddi almaya başlamıştı ve artık onun bir parçası olmuştu, Kıbrıs sorununun bir parçası ve aktif olarak devredeydi. Onun için çok daha iyiydi. 58'den sonra, 59'dan sonra. Ama tabii rahmetli çok rahatsızdı şey konusunda, bu anlaşmalar konusunda. Tabii Kıbrıs Türk'ünün eşitliği, siyasi eşitliği söz konusuydu. Yani bir kere o teyit edilecekti. Onun için onun olmasını isterdi ama Rum'un da ne kadar kaypak olduğunu, ne kadar ikiyüzlü olduğunu çok iyi biliyordu. Onun için siyasi eşitliğimizi dünyaya kabul ettirebilmek için işte bu Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kurmakta fayda görüyordu. Zaten bugün Kıbrıs Türk'ünün sahip olduğu pek çok hak da o 1960 anlaşmasına dayanıyor. Evet. Yanlış bilmiyorsam. Evet, evet. O süreci biraz anlatır mısınız? Siz nasıl yaşadınız? Babanız, anneniz, babanız Cumhurbaşkanı yardımcısı, Cumhurbaşkanı'nın eşi olmadığı için anneniz Kıbrıs'ın ilk First Lady'si. Biraz böyle o yılları, tam o yılları ve size yansımalarını anlatır mısınız? Şimdi o yıllarda devlette hükümette diyelim görev alanlar işte Cumhurbaşkan muavini Türk, doktor, Savunma Bakanı Türk, avukat, söyleyin de Sağlık Bakanı Türk, doktor, ondan sonra Tarım Bakanı Türk, avukat, hukukçu,
Yani Rumlarla, Rumların önünde ciddi, tahsilli, kültürlü ve çok bir kadro iyi, var. Çok iyi, güzel lisan bilen. Mesela rahmetli babamın Fransızca ana lisanıydı, ana dili gibiydi. Şeyin derseniz, diğer üçünün, onların da İngilizceleri var, artı Rumcaları var. Onun için işte o dönemlerde tabii Rumlarla pek şey yoktu, bir samimiyet yoktu. Yani ne kadar da şeyi kurmuş olsak dahi ve onlarla beraber hükümeti kurmuş olsak dahi, onların kafasında olan Enosis'ti. Enosis biraz gecikmişti de bu durumda, hükümet kurulduğu için. Ama işte biliyorsunuz Akritas planı, Akritas planında Türk'ün imha edilip İngiliz'in adına atıldığı gibi Türkleri de nasıl atarız diye Akritas planı var. Onun için şey olsa, yüzeysel olarak böyle bizimle samimi geçinmek hatta görünse dahi öyle şey yoktu. Yani biz hiçbir zaman mesela hükümette olan bir sürü vardı. Kleridis meclis başkanıydı. Tassos Papadopoulos vardı, Kipriyanu vardı vesaire vesaireler vardı. Hiç onların çocuklarıyla veyahut da o bir araya hiç gelmediniz. Hiç sosyal ilişki sosyal olmadı. Sosyal ilişki yoktu. Peki evde hiç ağırlamalar olmadı mı? Rumları hiç. Yönetici olarak babanızın birlikte mesai yaptığı insanla hiç evde ağırlama olmadı mı? Hiçbir yoktu, hiç gelmedi. Peki o dönemde evde dış misyondan, yurt dışından gelenleri ağırladınız mı? Şimdi tabii. 60'ta başladı. 63'e geliyorsak 63'e kadar. Şimdi 60'tan başladık. Siz çok güçlü bir Kıbrıs Türk yönetici kadrosu saydınız. Ama sosyal boyutta hiç ilişki olmadığı bir tabloyu gördük. Evet. Ama ben biraz da bunun sosyal boyutunu merak ediyorum. Annenizin First Lady, babanızın Cumhurbaşkanı muavini olduğu dönemlerde evin içine yansıyan sosyallik boyutunu da merak ediyorum o yıllarda. Yoktu yani şöyle mesela şöyle resepsiyonlar olurdu. Resepsiyonda muhakkak ki yabancı misyon şefleri yani neyse işte büyükelçiler, maslahat güzeller neyse ne varsa ona hepsi davet edilirdi muhakkak. Bir veya ikisini hatırladığım kadarıyla Makarios da gelmişti. Ama onun dışında tabii ki babam şeyleri kendi istediği, görüşmek istediği, onları ağırlamak istediği büyükelçileri de çağırırdı. Eve misafir olarak gelirlerdi. O dönem yurt dışı gezileri olmuş muydu? Tabii. Nereye gitmişlerdi? Türkiye'ye gitmişlerdi. Makarios da davet edilmişti. O zaman Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel 61'de. O zaman işte gitmişlerdi. Ondan sonra Almanya'ya gittiler. Almanya seyahati enteresandı. Çünkü Almanya'daki büyükelçi, Kıbrıs büyükelçisi Türktü. Ahmet Sayın Bey. Ve onun Kıbrıs Cumhuriyeti'nin büyükelçisi Türk. Türktü. Şeydeki Almanya'daki. O zaman Bonn'du. Bonn'daki. Makarios gittiğinde onu Cumhurbaşkanı karşılamıştı. Ancak protokola göre Cumhurbaşkan yardımcısını başka bir kişi karşılaması gerekirken Lübke Cumhurbaşkanı babamı da karşıladı. Ve Rumların çok canı sıkıldı. Düşünün siz samimiyetlerini düşünün. Ve çok canları sıkıldı. Ve babama da anneme de Almanya'nın en büyük nişanını takdim ettiler. Ne büyük olur. Evet. Ne büyük olur. Ve Almanya'da o zaman söyleyin Berlin tabii kapalı bir şehir. Berlin'i ziyaret etmişlerdi. Hindistan'a gittiler. Hindistan'a
yine kimdi o zaman Nehru'ydu. Başkan Nehru kendilerini karşılamıştı. Çok iyi bir şey yaptı, bir gezi yaptılar oraya. Bir de Lübnan'a gittiler, Beyrut'a resmi olarak gittikleri yerler bunlar. Tabii 3 yıl içerisinde fena değil 4 seyahat. Hayır, o kadar değerli izleyenler aslında genç kuşaklar değil de orta ve biraz daha üst kuşaklar bütün bunlara uzaktan veya yakından tanıklık ettiler. Biz Mehmet Bey'le aslında zamanda ve yakın tarihte yolculuk yapıyoruz. Ben çok etkilenerek dinliyorum. Umarım aynı etki ekranlardan size de yansıyordur. 3 yılda gerçekten çok önemli temsiliyetler, çok büyük görevler ve tarihe bırakılan bir iz. Ve geldik 21 Aralık. Tesadüfe bakın. Babam Almanya'ya gitmiş. Ve Almanya'da okumak için gitmiş. Daha önce. Tabii. Daha önce okumak için gitmiş. Ve Türkiye'den aldığı lise diplomasını Almanlar kabul etmemiş. Ve geri Türkiye'ye gitmiş. Ve düşünün siz, bir öğrenci olarak dahi kabul edilmeyen bir adam Cumhurbaşkanı en büyük şeref madalyasıyla Almanya'ya gidiyor. Düşünün siz o törenleri düşünün. Aman Allah. O şeref kıtalarını falan düşünün. Kim bilir o anda aklından neler geçti. Bir çiftçinin oğlu, Ortaköy'lü bir çiftçinin oğlu. Yanında işte düşünün surlar içerisinde bir fakir bir ailenin kızı ve orada temsil karşılanıyorlar ve temsil ediliyorlar. Ben o fotoğrafları görüyorum. Çünkü ben aynı zamanda gururla Doktor Küçük Vakfı'nın bir yönetim kurulu üyesi olarak o tarihi fotoğrafları görüyorum ve gerçekten annenizin oradaki zarafetine, sağ olun, babanızın duruşuna, hani temsildeki zarafete hayranlıkla bakıyorum. Sağ olun. Tabii yokluklar içerisinde işte bir çiftçinin oğlu, fakir bir aile ya da yoksul bir ailenin kızının birleşen yollarında iki tane insan var ki kendini yoktan var etmiş. Şimdi bu çok çok kıymetli bir şey. Bugünlerde her şeye çok kolay erişilirken yokluklarda bu çok değerli bir şey anlatıyorsunuz. Sonra zor yıllar başlıyor. Evet. 21 Aralık olayları. Sizler nasıl yaşadınız o günleri? Şimdi 21 Aralık'a gelmeden önce babamın söylediği şu vardı. İşler iyi gitmiyor. İşler böyle yürümeyecek diye. Çünkü Türklerin istediği her şey reddedilmiyor ama erteleniyor. Türk yöresine yol yapılması gerekirse erteleniyor. Reddedilmiyor, erteleniyor. Rum köylerine yapılacaksa da yapılıyor. Emri vaki yapılıyor. Dairelere Türkler %70, %30 oranı var. Dairelere memur alınması gerekirken, Türk memurları alınması gerekirken, çünkü artık kadrolar ona göre yapılması lazım. Memur alınması erteleniyor. Alınmıyor. Türkler memur olmasın diye, Türkler devlete girmesin diye, Türkler polis olmasın diye, Türkler ve devamlı olarak. Ve tabii biliyorsunuz 13 anayasa maddesinin değiştirilmesi için yapılan girişimler var. Ve Türklerin veto hakkını, daha doğrusu babamın veto hakkını elinden alınmasını istiyorlar ki kararları kendiler Bakanlar Kurulu'nda veya artık bakımdan kurulu diyelim. Çünkü Cumhurbaşkanı onlardan. Ve Cumhurbaşkanı muavini de alınan herhangi bir kararı da veto edemeyecek. Yani Kıbrıs'ta kendileri idare edecekler. İyiydi. İşlemiyordu, işler gitmiyordu. Ve rahmetli dedi ki
bizim için çok büyük bir fırsat var burada dedi. Yani bizim Kıbrıs Türkü'nün ekonomik yönden gelişmesi için de büyük fırsatlar var dedi. Onun için bunu kabul etmeyecek diye düşünürdü. Çünkü biz kalkınıyorduk. Yani bugün tüccar yoktu, bilmem sinemamız yoktu, bilmem neyimiz yoktu. Yani her yönden, her sosyal yönden, ekonomik yönden, her yönden Türkler gelişmeye başlamıştı. Hiçbir evinde mesela telefon yoktu. Bütün telefonlar Rumlardaydı, Rumlarda vardı. Sinemalar Rumlarda vardı. Biz gidip... O dönemde başladı ama değil mi? Tabii 1960'da artık, 60'tan sonra başladı. 63'e kadar başladı, tüccarlar başladı. Bütün tüccarlar Rum'du. Ne bileyim, inşaat malzemesine getiren, giysileri konfeksiyonu ithal eden, ne aklınıza gelirse hepsi Rum ve Ermeniydi. Onun yani için, ekonomik çarkın içinde artık Türkler de etkin ve faal bir rol almaya başladıkları tabii, bir dönem başladı. Tabii mesela o dönemlerde şeyi getirdiler, İş Bankası'nı. İş Bankası geldi. Burada Türk esnafa, Türk iş adamlarına kredi verebilmek için. Rahmetli şeyi de getirdi işte, İş Bankası'nı getirdi. 1900 kaçta? 55-56 falan. Onlar geldi. Ondan sonra en önemlisi vakıfları devraldık. Ya. 1956 yılında vakıfları devraldık. O zamana kadar vakıfları daha önceden devraldık. 15 Nisan 1956'da. 56. Evet, bunun yani öncesi. Yani onun bir geliri olmaya başladı. Onu o da ekonomiye bir katkısı olmaya başladı. Vakıfların da başladı. Onun için yani bu iş biteceği belliydi ama bu kadar erken bir zamanda tahmin etmemişlerdi. Yani 21 Aralık 1963'te o gün olacağını hiç tahmin etmemişlerdi. İşte biliyorsunuz tahta kalede olan mahallesinde olan bulunan iki Türk öldürüldü. Şimdi olayların en hararetli, tarihe iz bırakan kısmına geliyoruz. Şöyle kısacık bir aramız var değerli izleyenler. Sakın ekranlarınızın karşısından ayrılmayınız. Mehmet Küçük ile Zamanda Yolculuk devam edecek. Evet efendim, Kanal T ekranları karşısına yeni geçenler için bir kez daha tekrarlamak isterim. Sahici Sohbetler programının sezon ilk konuğu Sayın Mehmet Küçük. Kendisi Halkın Sesi gazetesinin sahibi ve Doktor Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı. Biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldık? Geldik 63 yılına. Babanız merhum Doktor Fazıl Küçük bazı şeylerin yolunda gitmediğini öngörüsüyle zaten fark etmişti. İki Türk öldürüldü dediniz. Oradan devam ediyoruz. Evet. Geceleyin iki Türk öldürüldü. Sabahleyin Atatürk büstüne, yani Girne kapısında olan Lefkoşa Girne kapısı var ya, onun önünde Atatürk büstüne yine polis, Rum polisi ateş açıyor. Karşıda şimdi LTL'nin olduğu yerde, lisenin olduğu yerde. Orada bahçede çocuklar ders arasında bahçede dolaşıyor. Onlar ateş açtılar. Ondan sonra tabii bir gün sonra Merit Otel var ya şu anda Bedrettin Demirel Lefkoşa'da. Ne oluyor? O Bedrettin Demirel Caddesi. Onun sağında anlarsan banka var. Bir banka.
O da Aspava'dı ismi onun. Aspava'dan da ateş açıyorlar yine Türklere. Bu arada tabii diyorum samimi değillerdi Rumlar. Yani orada artık Akdeniz planı var. Onu uygulayacaklar ama Türkiye'yi de pek uyandırmak istemezlerdi. İşte arada bir münferit bir olay oldu. İşte yanlışlıkla Türkler öldürüldü falan gibi göstermek istiyorlardı ama yine de Türkleri korkutmak bu şeyden hükümetten daha doğrusu devletten uzaklaştırmak istiyorlardı. Ne oldu? Ertesi gün Makarios'la buluşalım teklifi yaptılar. Yani ne oluyor, niye yapıyorsunuz bunu gibisinden. Yani bunu bir açık daha kavuşturalım demek istiyordu. Şu anda Baf Kapısı polisi, Baf Kapısı Rum tarafında kalır. O da surların üzerinde. Ben tabii ki bilemiyorum Girne oraları. Girne Kapısı gibi. Şeyde Çetinkaya Kulübü'nün şeyi var, Rumlara en yakın noktası var. Orada işte onun karşısındaki polis istasyonu. Yani Rum tarafında kalıyor ve bu arada Türk polisleri uzaklaştırıldı yani. O istasyonda artık o karakolda Türk polisi yok. Ve teklif ediyorlar, gelin konuşalım diye. Ve orada diyorlar ki yok sakın gitmeyin. Sizi de öldürürler. Suikast yaparlar filan. Hatta gidecek olan bakanlardan biri gidip bakanın üzerine sarılıyor. Kocasının yani gitme seni öldürecekler diye. Eşi. Allah rahmet eylesin. Ve babam diyor ki sen kal o zaman diyor. Sen kal. Yani hanımı bu kadar madem ki yetkilendi. Sen kal diyor. Yanındakilere diyor hadi yürün gidelim. Ve gidiyorlar. Gidiyorlar ve işte karar alıyorlar. İşte beraber Doktor Fazıl Küçük ve Makarios beraber arabada gezecekler Lefkoşa'da. Ve işte halka şeyle, birlik mesajı verecekler ki sakin olun. Şey yapmayın. Söyleyin şeye gelmeyin. Galeyana gelmeyin. Heleyan. Evet, Galeyana gelmeyin. Heleyana gelmeyin. İşte her şey tamam olacak. İşte bir münferit bir olaydır. O araba gezintisi yapıldı mı? Yapıldı. Onun etkisi ne oldu? Hiçbir şey. Çünkü çünkü biliyorlardı. Yani onları EOKA'cılar tabii muhakkak onlar işin içinde. Onlar zaten hazırlamışlardı bütün şeyi. Ve ertesi gün ya birkaç gün sonra zaten kumsala çıkardılar insanları esir aldılar Rum tarafına götürdüler vesaire. Evet. Ve, ondan sonra neler oldu böyle çok kısa bir özet çünkü artık biraz da sizin özelinize döneceğim ben. Şimdi ne oldu? Tabii bizim silahlar da ortaya çıktı. Fakat onlarla kıyaslandığında çok az silahımız vardı. Tabii av tüfekleri vardı. Av tüfeklerini ne kadar peşenki falanı varsa. O silahlar, çıkan silahlar da ilkel silahlar. Yani Rumlar gibi modern silahlar yoktu. Zaten Nikos Samson zamanında Nikos Samson'un kendi gazetesine, Mahi gazetesine baskı makinesi getiriyorum diye gelen kasanın içerisinde silahlar çıkmıştı o zaman. O da büyük bir skandal olmuştu. Yani hazırdı, onlar hazırdı. Polisin bütün silahlarını kontrol edeceğiz diye Türklerin elinden, Türk polislerin elinden de zaten almışlardı. Bütün arabaları servis yaptıracağız, envanter çalışması yapıyoruz onun. Kaydını kontrol yapacağız, envanter kontrolü yapacağız diye. Silahlar, teçhizatı, arabalar, araçlar hepsini zaten almışlardı. Atalasa polis istasyonu vardı. O polis Atalasa'daki yere hepsini toplamışlardı. Tabii bu arada tedbir almak gerekti. Türkler 113 köy boşaltıldı, Türk köyü. Daha büyük köylere gidildi.
bir bölgeler, birliktelik, bölgeler, birlikte bir bilgelik, bir birliktelik oluşturuldu ve işte o zaman sancaklar, Serdarlı Sancağı, işte birçok Larnaka Sancağı, Magosa Sancağı, Limassol Sancağı. Yani elinden bütün teknik ekipman, teçhizat ve silahları alınmış. Türk toplumu yine de aciz kalmayı seçmedi. Bir topluluk ve birleşme ruhuyla altyapıda da kendilerini koruyacak hazırlıkları yaptı. Bu süreçte bu şekilde gelişti diye anlattıklarınızı özetliyorum. Sonra bir şey anlatayım. Makarios arıyordu rahmetli. O zaman devletin telefon şebekesi değişikti. Yani değişik numaralar vardı ve değişik şeylerden santrali vardı. Yani bakanlar arasında, ne bileyim de işte babamla Makarios arasındaki görüşmeler işte çok rahat olurdu. Ve her babam aradığında, ya ne yapıyorsunuz, biz konuştuk sizinle işte, yani bir bu olaylara bir son vereceksiniz, son vereceğiz, normal şeyimize döneceğiz diye sekreteri, işte daha doğrusu orada Makarios'un ofisinde olan kişiler, Sayın Doktor Küçük, işte Makarios Bey filan yere gitti, filan yere bir derdir, filan çalışmayı yapar, kilisededir, bilmem nedir, şunlardır, bunlardır, çıkmaz. Tabii şeyde onun üzerine rahmetli şeyle konuşuyor, İnönü'yle konuşuyor. Ve artık bir uyarı gelmesi lazım, bir şeylere, Türklere, Rumlara. Ve diyorlar ki diyor ki filan saatte bekleyin, tamam mı, şeyler gelecek, jetler gelecek. Ve fantomlar geliyor Lefkoşa'nın üzerinde, uyarı uçuşu yapıyorlar ama öyle bir gürültüye ve şey yaparak geçiyorlar ki, bu da Makarios arıyor. Tabii o çıkmayan, ortaya çıkmayan Makarios arıyor. Babama diyorlar ki Makarios arıyor. Müsteşarına, Cemal Müftüzade Bey'e, Allah rahmet eylesin. Cumhurbaşkanımızın dedesi oluyor. Ona diyor ki, söyle Doktor Küçük öğlen uykusundadır. Tamam mı? O biliyordu çünkü her zaman babamın öğlen uykusu yaptığını. Sayın Müftüzade, nedir sizin söylediğiniz? Bu gürültüde uyunur mu? Niçin bunu söylüyorsunuz? Çok çok etkileyici bir yana. Tamam diyor, ben uyandığında kendisinden çok sizin aradığınızı söyleyeceğim diyor. Çok etkileyici bir yana. Tabii bekliyorlar şeyi. Ve katliamlar filanlar öyle engelleniyor o zaman. Yani işte Beret'e kuruluyor. Bayrak atıyorsun. Yine bizim şeyde ikametgahta diyeyim. O zamanki Cumhurbaşkanı muavinliği ikametgahı. Orada neredeydi? Orası şimdi yok. Geçen gün yok. Evet, geçen gün gittim oraya. Yok. Şeydi, orası affedersiniz eşek ahırıydı. Ve tabii bina da İngiliz komiserinin binasıydı. Resmi ikametgahıydı. Ve onun da çocuğu vardı ve hanımında sütü yoktu. Ve en yakın, insan sütüne yakın en yakın eşek süt, sütü, eşek derler. Ve o da iki tane ahır vardı orada. Ha, eşek sütüyle besliyor. Evet, eşek sütüyle besliyor. Ve ondan sonra eşek şeyde ayrıldıktan sonra ve biz devraldıktan sonra orayı, Cumhurbaşkanı muavinliği kametgahı olduğunda da otomobil garajı oluyor. Resmi araçların garajı oluyor orası. Aa, bunu hiç bilmezdim. Evet. Ve işte o garajları da arabayı da babamın kendi şahsi arabasında ben çıkarmıştım. Sırf araba sürebilmek için. Ay, evet, çıktı. Ondan sonra aküler geldi, teknisyenler geldi.
Ve işte oradaki yandaki odada açtık radyoyu. Ve bayrak 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 diye şey yapıyorlardı, test yapıyorlardı. O da 24 Aralık zannedersem, yanlış söylemeyeyim, 24 Aralık 1963. Evet. Ve değerli halka, izleyenler, tarihte tam yolculuk yapıyoruz. Tam yolculuk. Evet. Birebir tanıklık edenin ağzından. Evet. Çok kıymetli. Evet. 24 Aralık 1963. 63. Ve BRT'nin kuruluşu işte orada. O ahırların içerisinde spikerlik yapan, daha doğrusu yapan o zaman Kemal Tunç vardı. Vardı birkaç kişi daha vardı. Evet. Evet, bundan sonrasında çok fazla kitaplar yazıldı. Yine döneceğiz bu konuya. Bizzat kendisinin sözlerinden oluşan yepyeni bir proje de var. Onu bir kısacık bahsedebilir misiniz? Hangisiydi? Yeni bir kitap projeniz var. Babanızın sözlerinden oluşan. Demiray Doğasal, tarihçi. Evet. Bir beyefendi. Onu yıllar önce yazmış. Halkın Sesi'nin bütün arşivleri taranmış. Hı hı. Ve onun belirli konularda yazdığı makalelerin içerisinde önemli olanları alıp 500 sayfalık bir kitap yayınlamış. İşte ana vatana konular ana vatandır, gençliktir, mariftir. Hı hı. Ondan sonra polis gücüdür, mücahitlerdir, Atatürk'tür. Onlar için ne yazmış, ne düşünmüş ve yıllar içerisinde ve yıllarda yazıyor altında. Çok her güzel bir araştırma, 1942, 500 sayfa. Evet, 1942'den en son söylediği, hastanede ölmeden önce söylediği, hı hı, sözden 1984, hı hı, 13 Ocak, 15 Ocak'ta, hı hı, öldü ama en son söylediği sözleri 13 Ocak'ta. 13 Ocak 1983'e kadar yazılmış. Çok çok enteresan bir kitap. Şu an satışta mıdır bu kitap? Yok, basılacak. Herhalde bir 15 gün içerisinde piyasaya çıkacak. Heyecanla bekliyorum. Evet. Çünkü bu çok kıymetli, evet, bir tarihi, evet, arşiv. Evet. Çok sevindim. Değerli, evet, izleyenler, yine Süheyla Hanım Efendi'nin, evet, hayatının anlatıldığı bir kitap var. Evet. Bunlar programların saatlerinin yetmeyeceği anılar. Bundan sonrasındaki tarihi kısmı zaten biliyorsunuz. Ben sadece çocuk ve ilk gençliğe başlayan Mehmet Küçük tanıklığındaki kısmını bizzat yaşayanın ağzından dinlemek için o yıllara döndüm. Artık size geri dönmek istiyorum ben. Evet. Böyle bir anne ve babanın oğlunun hayat yolculuğu, tahsil hayatı, biraz onları bana anlatır mısınız? Benim tahsil hayatımı. Hayat yolculuğunuz, yani ilk gençliğiniz, bu kaos, bazen çok keyifli, çok hoş enstantaneler yanında, korkunun gölgesinde, kimi zaman hayatınızdan korktuğunuz bir çocukluk ve ilk gençlik zamanlarındaki Mehmet Küçük ne yapıyordu? 1963'teki Kanlı Noel'de zaten okullar kapanmıştı. Hı hı. Ben o zaman lise 1'e gidiyordum. Kapanmıştı. Ve okulların da açılıp açılmayacağı da belli değildi. Bu arada annemin ısrarıyla beni ve ablamın İngiltere'ye okula gitmesini istedi. 15 yaşında bu çocuk zaten bir şey yapamaz. Asker, mücahit olamaz. Hı hı. Askere gidemez. Hı hı. Bir kız evladı da o da zaten bu mücadeleye bir katkısı olacak değil. En azından okusunlar dediler. Ve 1964'te ben Kıbrıs'tan İngiltere'ye gittim. Bir tek kelime İngilizce bilmeden. Çünkü İngiliz okuluna da gidemezdim burada. Buradaki İngiliz okulu vardı. Hı hı. Hala daha var ya, Rum, hı hı, tarafında Rumların. Oraya da gidemezdim. Çünkü korkuyorlardı. Siz 15, ablanız kaç yaşında? 17.
17. Şimdi iki kız, iki kardeş gittiniz. İlk manzara, nerede kaldınız, ne yaptınız, ruh hali? O zaman, o zaman bir Türk'ün sahip olduğu bir ev vardı. Ve orada kaldık. Orada onların işte bölümleri vardı evlerinde. Onlara, İkiniz kaldınız. Annem de geldi. Anneniz annem de geldi. Annem de geldi. Annem işte okula yazıldık. Tabii daha doğrusu bir lisan okuluna yazıldım. En azından okula gitmeden önce biraz İngilizce tek kelime öğreneyim İngilizce diye. Yok dediniz. Yok. Orada çok zorluk çektik. Yani lisan açısından. Onu öğrenmek için, lisanı öğrenmek için. Ondan sonra şeye gittim. GC dedikleri imtihanları hazırlanmak için. Üniversiteye hazırlanmak için oraya gittim. Ama çok zordu. Ve tabii ülkeden ayrılmak da çok zordu. Çünkü hiç telefon falan yoktu. Yoktu. Şimdiki çocuklara ben söylüyorum, torunlara da. Ceplerinde iPhone'lar, ceplerinde memleler şikayet ederler. Bak senin iPhone'un ne bileyim iPhone 6'dır, 12, 8'dir, 12, 11 Pro'dur bilmem nedir. ve çocuklar da okurken, kızlarım da, onlar da dışı ülkelerde okudular. Eşim onları telefon der, sabah uyandırırdı. Hadi kalkın da imtihana geç kalacaksın. Nerede sizin zamanınız? İmtihana geç kalacaksın. Ondan sonra tekrar arardı, kahvaltı yapmayı unutma. Ya. Ondan sonra tekrar arardı, kahvaltı yaptın mı? Ondan sonra tekrar arardı, sınav nasıl geçti diye. Siz iki babam, kardeş, bir baş, anne herhalde döndü sonra, döndü, hep yanınızda döndü, kalmadı. Döndü, annem döndü. Ablam Londra'da kaldı. Mektup mu yazıyordunuz? Mektup yazardık. Hı hı. Mektup yazardık ama şöyle yazardık. Çünkü gönderdiğimiz mektuplar gitmezdi. Hı. Onun için şöyle yapardık. Yazdığımız mektubu karbon kağıt koyardık altına. Karbon kağıtla yazardık mektubu. Onu şeye gönderirdik. Londra'daki Dışişleri Bakanlığı'na bir adres vermişlerdi bize. Oraya gönderirdik. Onlar da buradaki İngiliz Yüksek Komiserine gönderirdi. O da babama verirdi. Bir mektup babama kaç gönderirdi. Günde geliyordu? Kaç günde çok, cevap geliyordu? Bazen kaybolurdu. Ve numaralardık mektupları. Numara 1, numara 2. Mesela babam yazardı. Daha fazla annem yazardı. 10 numaralı mektubunu almadık diye. Onu hemen karbon kağıdından şey var ya, kopyasını koyardı. Kopyalı çalışma, çok onu etkileyici. Onu da gönderirdi. Mesela 11. 12. şeyle. Çok etkileyici. Mektuptan daha o giderdi. Yani biraz telefon, empati kurduğunuzda, şimdi hepimizin çocukları var. Allah hepsine uzun ömür versin. İki gün haber alamasak aklımızı kaçıracak hale geliyoruz. Annenin durumları, çocuklar ki o dönemki nesil bunları hep böyle. Sizin bir de özel durumunuz var. Hı. Katmerli yaşandı. Sonra ne kadar kaldınız Londra'da? Ben 7 yıl kaldım. 7 yıl. Yani. Ne okudunuz? İşte GC'lerde onları yaptım. Aldığım GC'lerle şey okudum, işletme okudum. Hı hı. Matbaa okulunda. Ha. London College of Printing'de. Hı hı. İşletme bölümünde işletme okudum. Şimdi enteresandır. İlk 3 sene ben Kıbrıs'a gelemedim. Hı hı. Ablam döndü. O döndü mü hemen? Döndü. Hı. Onun şeyi 2 yıllık bir sekreterlik okuluna gitti. Hı hı. O döndü. Ben kaldım orada. Ve döndükten sonra ablam evlenecekti. Hı. İzin yok. Gençlerin, erkeklerin Kıbrıs'a girişi yasaktı. Tabii ya, yaş itibariyle. Bunu seyircilerimiz lütfen çok iyi dinlesinler. 3 yıl 64'ten 67'ye kadar ablam evleneceğinde özel izin verdiler. Hmm. Özel izin. Ve özel izinle geldim Kıbrıs'a. 3 sene babamı göremedim. 3 yıl. Düşünün, düşünsün seyircilerimiz. 3 yıl bir insan
oğlunu görmese, 3 yıl bir kişi babasını görmese ne olur? Hiç konuşmadan, hiç işte arada bir ses duymadan, hiçbir şey yapmadan nasıl olabilir? Peki o 3 yıl sonra özel izinle geldiniz ve ilk buluşmanızı hatırlar mısınız bana? Biraz zor. Tabii muhteşem bir şeydi. Ve daima daima derken o 3 yılda rüyamda devamlı görüyordum. O kapıdan girişimi görüyordum. Kapıdan girişimi. Ona sarılışımı. Ve o an geldi. Sımsıkı sarıldığınızı düşünebiliyorum. Zamana gitmek bazen insanı duygu seline de kaptırır. Duygular da hayata dair. Evet. Biz de sizin hayatınızı konuşuyoruz. Evet, yani kötü günlerdi. Yani gerçekten herhangi bir kişi düşünürse işte bak kurtardı, kurtuldu da gitti, okudu, bilmem ne oldu diye. Hiç o günleri yaşamak istemiyorum. Çocuklarıma da yaşatmadım. İnşallah hiç kimse de onu o günleri yaşamaz. Çünkü bir kelime ettiniz, onun altında çizmek isterim. Kimse düşünmesin ki diye. Değerli izleyenler, dün olduğu gibi bugün de sadece yargısal alandan işliyoruz. Hiç kimse diğerinin hayatını, travmalarını, neler yaşadığını bilmiyor ki. Bilmeden biz yargıyla şu anda deme ihtiyacını hissettirmenin altında da hep yargılanmak yatıyor. Yargılanmak illa yasal anlamda değil. Hiç kimse düşünmesin ki gitti Londra'ya da rahat etti. Ne çektiğimi ben bilirim. İşte bu şu günümüzün de derdi bu. O günün de oydu. Sonra geldiniz. Ablanız evlendi. Geri döndünüz. Sanıyorum zaten bir 4 yılda. 68'de yok. 68'de zaten şeyler açılmıştı. Yollar açılmıştı. Hı-hı. Yani şey giriş serbestti. Onun için 68'den sonra devamlı gelirdim. 68'den 71'e kadar 3 yıl. 3 yıl daha. Hı-hı. 4 yıl sayılır. 3 yıl daha. 68 evet. 71. 3 yıl daha. Gelirdim. Yani O 3 yıldan sonra gelerek giderek daha rahat bir dönem yaşadınız. Bir de şeyin altını tabii izleniyor pek çok yerden. Erkeklerin girmesinin yasak olmasının sebebi de asker olarak görev yapmamanızdı. Yani burada da bir güçlenmenin olmamasıydı. Orada keyfi bir yasak da yoktu. Yani keyfen kalmış da değildiniz. Hayır. Yani imkan yoktu. İmkan yoktu. Onun yani bir daha onu, bir... Yok imkan yoktu. Bir daha altını çizelim. İmkan yoktu. Londra bitti. Londra. Buraya döndünüz. Evet. Nasıl bir hayat sizi bekliyordu? Londra'dan dönüşüm de enteresandı. Çünkü imtihan neticelerini bekliyordum. Ve babam bana demişti ki bak geçmezsen tamam mı Londra'dan buraya doğuya değil Londra'dan batıya git. Yani bu tarafa gelme başka tarafa git. Tehdit. Onun tehdit. Çünkü çalışmamı isterdi, başarılı olmamı isterdi. Ve neticede büyük bir heyecanla gittim. Tabii o zaman pek bilgisayar falan da yoktu. Gittim, bekledim. O söyleyen neticeler duvara asıldı ve... Aman onu beklerken ne heyecan. Beklerken ve geçtim denince... Batıdan kurtulduk. Batıdan kurtuldum değil. O akşam hiç unutmam BOAC diye bir uçak şirketi vardı İngilizlerin. Uzak şeylere, yerlere uçan. Ve onların Lefkoşa Nairobi seferi vardı. Tamam mı? Aldım gittim eve, aldım valizimi, fulumu, pırtımı derler. Doğru havalanına. Ve geldim Kıbrıs'a. Bir gün dahi kalmadım. Bir gün dahi kalmadım. Evet. İyi ki de uçak varmış. Neyse ertesi gün bir British Airways'den uçabilirdik. Her neyse.
Geldim. Babam tabii dört gözle bekliyor. Hadi bakalım işe. Halkın Sesi'nin başına. Ya. Baba daha bir nefes alsaydım. Evet ya. bir nefes alsaydım. Almadım. Temmuz kaçtı? 27 mi 28 mi geldim. 2 Ağustos 1971'de de işe başladım. Ve hala da aynı görevdeyim. Hı-hı. 1971'den beri. Hı-hı. Fakat şunu söyleyeyim. Benim tamamen oradaki görevim işletmeydi. Hı-hı. İdare, yönetim. Personel yönetimi, müessesenin yönetimi, teknik yönetim. Tamamıyla öldüğü güne kadar demeyeyim de ne olur? Kasım, işte şeyin ilan edildikten sonra 15 Kasım'dan sonra Kasım sonundan ne kadar Londra'ya gidene kadar, tedaviye gidene kadar oydu patron. Başta oydu. Yöneticisi oydu. Hiç ikinci bir düşünce veyahut da bir karar yoktu. Oydu. Ve biz de onu seve seve onun verdiği direktifleri yerine getirirdik. Tabii çok nükteden de bir insan. Yani halk ağlarken biraz gülümsetebilmek için bolca yaptığı şakalar, tek nüshalık gazeteler, değil mi? Evet. Şaka yapmak için böyle de bir nükteden yanı olan baba. Sonra Halkın Sesi'nde başladınız. Evet. Ben biliyorum ki Mehmet Küçük bir aşk evliliği yaptı. Evet. Döndünüz. Ben o aşkı biraz dinleyebilir miyim lütfen? Çünkü artık sizin hayatınızdayız. Evet. Şimdi tabii 1971'de ben döndüğümde eşimin dayısıyla arkadaş oldum. Hı. Onunla beraber geziyorduk, tozuyorduk. Ben eşimi 72'de gördüm. Hı. 72. O zaman da eşim 14 yaşında. Aman 14 yaşında. Tabii 58 doğumlu. Siz de 24 mü? Ben de 24 yaşında. 10 yaş. 14 yaşında gördünüz. Evet, sonra? Gördüm. Hiç yani kötü bir niyet yok. Küçük çocuk var karşımda. Yani çocuk var. Arkadaşımın yeğeni oldu. Yeğeni. Ablasının kızı. Onu da her yere götürürdük. Gittiğimiz yere. Onunla beraber yanımızda giderdi. O dönem başka elbette önce ki kız arkadaşlarınız oluyordu. Onları da görüyordu. Hep beraber. Hep hep sonra, beraber gezerdik. Sonra? Sonra işte 72'de ben askere gittim. Hı. Mücahit. Hı. Olarak. Şimdi bir enteresan bir şey var. Babama diyorum ki baba ya gazete var, matbaa hı var. Hı. Ondan sonra gidip eğitim var. 2 ayda eğitim var. Hem ne var? Bak sen Cumhurbaşkanı muavinisin. Sen onun dışında işte otonom Türk yönetimi başısın. Sensin işte. Bak bir şeyler yap. Dön dedi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi dedi. Dün gitseydin bugün ikinci günün olurdu. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Orada da 2 Ekim 1974'de girdim. İşte sonuna doğru 1. Barış Harekatı, 2. Barış Harekatı'na katıldım. Ondan sonra Eylül 18 Eylül 1974'te de şeyden çıktım. Çıktınız bu arada. Hı. Bilge Küçük, şu andaki Bilge Küçük tabii 16 yaşında mı oldu? 16 yaşında o da şeye gitmişti. Amerika'ya lise okumaya gitmişti. Ondan sonra, büyüdüğünü ne zaman fark ettiniz Mehmet Bey? Büyüdüğünü nasıl fark ettim? Ne zaman? Kaçtı? 1977'de. O farkı bir anlatın şimdi bana. Amerika'daydı. Şeye gitmişti. Liseye. 2 yıl lisede okudu. 1 yıl da üniversitede okudu. Üniversitenin 2. yılına gidecekti.
dayısı benim arkadaşım bir evlendi. Evlendi işte, nişan, nikah vesaire neyse. O dönemlerde hep beraberdik yine. Ama tabii 77'de artık 19 yaşında olmuştu. Artık büyümüştü. Onun için arkadaşım evlenirken ya dedim, ne iyi bir şey yani bu evlilik. Yani artık çünkü gençlik, hele imkanınız da fazla varsa biraz çılgın gibi eğlenirsiniz. Yani hı-hı, daha fazla, daha şey eğlenirsiniz. Sosyal hayatınız sizin hayatınızın daha fazla bir bölümünü alır. Hı-hı. Ama yorulursunuz. Hı-hı. Bıkarsınız, usanırsınız, dersiniz ki keşke evde olsam da bir sıcak çorba içsem, ayaklarımda şömineye böyle bir uzatsam falan. Uzatsam yanımda gibisinden, daha yat arkadaşım olsa. Arkadaşım ne güzel olur falan gibisinden. Evet. İşte böyle romantik romantik düşünürken. Evet. Bilge'ye, eşime evlilik teklif ettim. Fakat yani o okula gidecek. Daha 3 şey var. 3 yılı var üniversitede. Ondan sonra babası eğitimci. Kayınpeder. O çok meraklı, eğitime de şey. Ne olacak ama teklif ettik. Ya evet, ya hayır. Bilge Hanım ne yaptı? Hayret etmedi de böyle çok sevindi de o sevindiğini göstermemeye çalıştı. Peki şöyle bir şey olabilir mi? Gizli gizli o 14 yaşından beri yanında gezdiği kişiye hafiften bir aşk onda başlamış olabilir mi önceden? İşte o söyler onu, her zaman öyleymiş. Öyle miymiş? Evet. 14 yaşında aşık olmuş. 14 yaşında aşık bana olmuş. Bana aşık olmuş, evet. Aman peki sonra baba i̇şte, okuyacak diyor, siz evlilik teklif ettiniz. Hayır, baba okuyacak diye bir şey yok, benim düşüncem o. Yani baba okuyacak diyecek. Çünkü adam göndermiş çocuğunu oraya. Bir sene de okumuş orada. Yani çocuk psikolojisi falan okuyordu. O şey konusu oydu zannedersem. Ondan sonra işte babama gittim. Dedim ki baba, ben böyle böyle bir şey yaptım. Evet, cevap. Yaptım. Dedi ki şey dedi, kız kimdir dedi, söylediğim ismini. Bilirsiniz bizde kimlerdendir. onu da söyledim. Aa dedi. Çok memnun oldum. Ay çok güzel. Aferin dedi. Aferin. Ha, çok güzel. Aferin dedi. Çok iyi insanlar. Baba çok muhterem bir insan. Çok iyi bir aile. İyi yaptın dedi. İşte anneme daha önce söylemiştim ama. Annemden okeyi almıştım yani. Anneme daha önce söylemiştim böyle bir şey yapacağım diye. Evlilik teklif edeceğim falan diye. O da çok memnun olmuştu. Ve çok annem biliyorsunuz bir kaç ay oldu ya? 6 ay oldu. 6 ay geçti. 8'inde 6 ay oldu. Şey, Aralık o. 8-6 ay oldu. Ona gelmeden gelmeden şeyi lütfen. Evlilik teklifi anne baba onayladı. Sonra evlendik. Yani bir 19 yaşındaydı o. Hemen mi yoksa 20 oldu mu? 20 olmuştu. 78'de evlendik. 20. 28 şeye babama konuşurken şimdi baba dedim biz düğün yapmak istiyoruz. Yine de doğum otelde. Zaten başka yer yoktu. Bir saray otel, bir doğum otel. Doğum otelde yapacağız da tarih olarak işte dedi ki 1 Nisan 1 olsun. Yani bunu babanız mı dedi? Hayır, ben siz söyledim. Diyorsunuz. Şimdi Nisan bir şaka olsun diye. Yani gençlik işte. Şaka yapalım arkadaşlar Nisan 1 diye. Babam olmaz dedi.
Niçin baba dedim. O dedi EOKA'nın kuruluş yıl dönümü günüdür dedi. Tabii. Hmm. 1 Nisan. Peki dedim bir konuşayım tekrar. Bir konuştuk. Dedik o zaman 1 Mayıs olsun. Ya işçinin emekçinin bayramı. O babam işçiye emekliye çok emekçiye çok değer verirdi ama komünizme, komünistlere hiç yapmazdı. O komünistlerin bayramı olarak bilirdi. O da mı veto yedi? O da veto yedi. E baba dedim o zaman sen söyle bir tarih söyle de ona göre evlenelim. Yoksa evlenemeyeceğiz. 15 Nisan dedi. Hmm. 15 Nisan. E tamam dedim bu nedir? Vakıfları devraldığımız gün dedi. Vakıfları devraldığınız gün evlendiniz. Çok hoş. Gerçekten çok hoş. Şu anda... İşte onun için en değerli gün o. Onun için onun, biz... Işte babanızın en değerli... 15 Nisan, evet, 1978'de evlendik. Ya, yani ben şöyle vurayım. Ben sizleri tabii ki çok yakın tanıyorum. Sağ olun. Aile muhabbetinize... Bilge Hanım dedim ama sevgili Bilge'nin annenizle muhabbetini, evet, kendi annesine düşkünlüğünü, çocuklarına düşkünlüğünü, sizin üstünüze nasıl titrediğinizi çok iyi bilen biriyim. 3 tane pırlanta gibi kızınız var. 2 tane de torun var. Sağ olun. Yani Allah nice yıllar böyle sizi yaşatsın. Amin. Sağlıkla, güzellikle. Çok güzel bir ailesiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teveccühünüz efendim. Estağfurullah. Ben gördüğümü söylerim. Ben gördüğümü söylerim. Şimdi tabii birazcık şeye geri döneceğim ben. Halkın Sesi'nde son dakikaya kadar başta olan baba siz de işletmesini yaparken rahatsızlandı ve Londra'ya gitmek zorunda kaldı. Evet. O yıla bir geri gidelim lütfen. Siz de sanıyorum yanına gittiniz. Tabii. Şimdi boğazı da rahatsızlık var. Gırtlağında problem var. Tabii bir doktor olarak aşağı yukarı bir şeyler hissediyor. Kendi doktoru var. Ali Fikret Bey, iyi saatte olsun, gidiyor, Ali Bey bakıyor ve diyor ki doktorum pek iyi görünmüyor diyor. Ve o kadar metanetli, o kadar cesur bir insandı rahmetli ki, olabilirdi diyor, hı hı. Baktıralım o zaman yapalım. Ve İngiltere'ye gidiyor. O zaman işte biyopsi yapacaklar kanser, hı hı, üzerine, hı hı, İngiltere, hı hı, şey tarih, hı hı, dediğim gibi 1983'ün sonu, pardon 83'ün ortası, sonu değil, gidiyor. Ve orada yapılan biyopsilerde vesaire de bunun şey olmadığını, agresif olmadığını, hı, iyi huylu, hı, şey olduğunu ve yani yaştan dolayı başka şeyden ölürsünüz ama bundan ölmezsiniz, hmm, dendi kendisine. O da döndü geri geldi. İşte normal hayatına devam ediyor ama şey yapmıyor. Söyleyin iyileşmiyor. Hmm. Ve daha fazla rahatsız etmeye başladı kendisini. 5 ay. Hmm. Öyle o şekilde devam etti. Ali Bey gidiyor bir daha. Ali Bey diyor ki ya bunu bir daha baktırmakta fayda var. Hı hı. Ya bir daha, hı hı, giderseniz. Tabii o gelişmeyi görüyor. Hı hı. Bir defa daha gidiyor. Bu defa işte Kasım içerisinde. Kasım zaten sonu ya Aralık başı. Cumhuriyet kurulduktan sonra gidiyor. Ve İngilizler özür diliyorlar. Diyorlar ki biz yeteri kadar biyopsi alamadık. Bunun bu iyi huylunun yanında kötü huylu da var. Yayılmış. Yayılmış. Kötü huylu. Ne yapacağız? Yani bunu açıkça söylüyorlar kendisine bir doktor olduğu için. Yapacak bir şey yok. O zaman kemoterapi pek şey yaygın değil. Radyoterapi yapmaları lazım. Radyoterapi yapıyorlar. Hastanede pek başarılı da olmuyor.
Şimdi programın yavaştan sonuna geliyoruz. Sona giden bir yolculuk başladı orada anladığım kadarıyla. Ölmeden önce son yaptığınız konuşmayı hatırlıyor musunuz? Tabii. Son cuma gündü. 13 Ocak cumaydı. 15 Ocak pazar günde vefat etti. Konuşuyorduk, devamlı konuşuyorduk. Hafızayı yerindeydi. Konuşuyorduk. İlk gittiğimde mesela zaten söylemiş de oğlum geliyor demiş. Bırakın, tıraş etmeyin oldu. Beni. Gittiğimde baktım taş ve sakallar. Baba ne oldu? İşte beklerim. Geleceksen tıraş edesin beni dedim diyor. Çok etkileyici. Evet. Vasiyet gibi bir söz bıraktı mı size? Yok. Bırakmadı. Hiç vasiyet o duyguyu yok. Yüklemedi size yani. Hiç vasiyet yok. Onu söylediği işte ilk gittiğimde Kıbrıs'ta havalar nasıl? Bakın Bilge'yi sormadı, torunları sormadı, ailelerim diğer fertlerini sormadı. Kıbrıs'ta yağmur var mı? Baba dedim maalesef yok. Ya dedi ne yapacak bu çiftçi sene? Çok çarpıcı. Ve, evet. Çok ve işte çarpıcı. Ondan sonra arada konuşuyorduk. Bir gün yine Kıbrıs. Cuma yine Kıbrıs. Her şey Kıbrıs. Giden, kendini ziyaret edenlerle konuştukları konu Kıbrıs. İşte Cumhuriyet kuruldu. Ne olması lazım? Ne yapmaları lazım? İşte bunun tanıtımını nasıl yapılır? Nasıl edilir? Bilmem ne. Hep bütün konular bunlar. Bir gün artık yutamaz duruma geldi. Mideye şey açacaklar, delik açacaklar. Oradan neyse, ne derler sonun tıbbi deyimi neyse oradan. Ve boğazdan da açacaklar. Ve nefes alabilmesi için. Bunu kendisine söylemedik. Söylemediler daha doğrusu. Bana çağırdı kendi doktoru, hastanedeki doktoru. Cerrah da ayrı, Thompson diye bir cerrah, o teklif etmiş doktora. Bana dedi ki böyle bir şey var, konu var, böyle bir ameliyat, bir müdahale yapmak istiyorlar ve sizin izninizi istiyorlar dedi. Onu da döndü dedi ki ben tavsiye etmiyorum dedi, tavsiye etmiyorum. Belki dedi ömrünü 6 ay uzatacaksınız. Ama dedi ben dedi doktor Küçük'ün dedi hayatını araştırdım dedi. Tarih okudum dedi. Ve bu adamın ne kadar şerefli bir insan olduğunu, ne kadar büyük bir insan olduğunu dedi öğrendim. Düşünün adam gitmiş. Kütüphanelere gitmiş, bilmem nereye gitmiş, arşivlere gitmiş, okumuş. Ve ben dedi tavsiye etmiyorum dedi. Ve ona o eziyet çektirilmeden çok onurlu yaşanmış bir yaşam hikayesi. Son dakikaya girdik. Çok etkilendiğim ve yakından tanıklık ettiğim bir şey daha var. Annenizi uğurladıktan sonra, herkesi odadan çıkarıp ruhunu uğurladıktan sonra annenizle bir konuşmanız var. Onunla bitirelim programı. Onu bitiremeyeceğiz. Onunla bitiremeyiz. Peki. Ben çok etkilendiğim için ben size anlatmıştım onu. Ben ondan çok etkilen. O zaman ben bitireyim. Sizi ağırlamak büyük bir onurdu. Sağ olun. Burada bulunmak benim için bir onur. Yani kız kardeşiniz Pembe Hanım'ın ruhu şad olsun. Amin. Süheyla Hanım Efendi'nin ruhu şad olsun. Amin. Kıbrıs Türk'ünün özgürlük lideri Doktor Fazıl Küçük'ün ruhu şad olsun. Siz eşiniz, çocuklarınız, torunlarınızla çok sağlıklı ve mutlu yaşayın. Sağ olun. İlk konuk olmanız benim için çok değerliydi. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyenler, bugün ağırladığımız konuğumuz tarihe damga vurmuş bir aşk öyküsünün aşk çocuğu olup tarihte hep eksik ve yarım yaşanmışlıklarıyla özlemlerle bir hayat hikayesini anlattı.
çok duygusal olduğunu ben biliyorum. Son kareyi anlatmadı ama onu ben anlatmak istiyorum. Süheyla Hanım Efendi vefat etmeden önce Mehmet Bey gidiş zamanının yaklaştığını bildiği halde hep kalacakmış gibi davrandı. Gittikten sonra ruhu, gittikten sonra odadan herkesin çıkmasını rica etmiş. Annesinin yüzünü sanki kendi yüzünü görürcesine dinleyecek şekilde yüzüne çevirmiş ve onu ne kadar çok sevdiğini, ne kadar çok hakkı olduğunu, helallik istediğini ve içinde kalan eksik, yarım, her ne varsa o anda annesi onu dinliyormuşçasına anlatmış. Hayat çok değerli. Yaşarken ne emek vermişler, ne mi mücadelelerden geçmişler. Şimdi sevgili Mehmet Küçük'ün de misyonu bunu gelecek kuşaklara aktarmak. Hoşça kalın efendim. Haftaya görüşünceye kadar.